أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي حمدini sözüme sertac ettim, zikrini kalbime miraç ettim. Kitabını kendime minhac ettim. Ben yoktum, sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümü bikarar ettin. İnayetine sığındım, kapına geldim. Hidayetine sığındım, lütfuna geldim. İlahi kulluk edemedim, affına geldim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet. Neşeni duyur, hakikati öğret. İlahi sen söyletmezsen ben söyleyemem. İlahi sen sevdirmezsen ben sevemem. İlahi sevdir bize hep sevdiklerini. İlahi yerdir bize hep yerdiklerini. İlahi yar et bize erdirdiklerini. Sevdin Habibini kainata sevdirdin. Sevdin de hilat-ı risaleti giydirdin. Makam-ı İbrahim'den makam-ı Mahmud'a erdirdin. Server-i Asfiya kıldın, Hatem-i Enbiya kıldın, Muhammed-i Mustafa kıldın. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Muhterem kardeşlerim, yıl 610 yılı, aylardan Ramazan. Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ilk defa vahiy tecrübesiyle karşılaşıyor. Biraz endişeli. Hira mağarasından hızlıca evine geliyor. Eşi Hazreti Hatice annemizin yanına dönüyor. Başından geçenleri ona bir bir anlatıyor. Kendimden korktum diyor. Endişesini, heyecanını eşiyle paylaşıyor. Ama Hazreti Hatice annemiz oldukça sakin. Hiç endişelenme. Hiç korkma. Çünkü sen yüce bir ahlak üzeresin. Akrabalarını görüp gözetirsin. Fakir yoksulları korur kollarsın. Kimseye kötülük etmezsin. Sen Muhammedül Emin'sin diyerek eşini, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i teselli etmişti. Bu ifadeleriyle Hazreti Hatice annemiz aslında Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah'ın Hazreti Peygamber'i övdüğü ve inneke le'ala hulukin azim, ey Habibim muhakkak ki sen yüce bir ahlak üzeresin şeklindeki övgüsünü adeta açıklıyordu, tefsir ediyordu. Kardeşlerim, mensubu olmakla şeref duyduğumuz en büyük nimet olan İslam, ahlaklı bir toplum, ahlaklı bir insan, ahlaklı bir şahsiyet yetiştirmek için emredilmiş, vaaz edilmiştir. İslam'ın hangi emrine bakarsanız bakın, amacı, hedefi, gayesi kamil, olgun, güzel bir insan yetiştirmektir. İslam dini deyince aklımıza bir imanla ilgili, inançla ilgili meseleler, bölümler akla gelir. İkinci olarak ibadetle ilgili hususlar akla gelir. Üçüncü olarak muamelat dediğimiz alışveriş gibi, evlenme gibi, miras gibi gündelik işlerimiz, şu hayatımızı yaşarken
yapmış olduğumuz işlemler, muameleler akla gelir. Ve dördüncüsü ahlak akla gelir. Yani İslam inanç, ibadet, muamelat ve ahlaktan oluşan bir bütündür. Asla bölünemez. Peki ahlakın İslam'da yeri nedir? İnançla ahlakın, ibadetle ahlakın, muamelatla ahlakın ne gibi bir irtibatı, ilişkisi vardır? İnşallah bu sohbetimizde, bu dersimizde bu soruların cevabını aramaya, bulmaya çalışacağız değerli kardeşlerim. Muhterem müminler, Allah-u Teala insanlığa peygamberleri gönderirken ta Hazreti Adem'den Hazreti Hatem'e, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün peygamberleri gönderirken onları tevhid inancına, bir olan Allah'a kulluğa davet etmiş, çağırmış. Hepsi bu çağrıyı, bu tebliği, bu daveti yaparken ahlak temelli, ahlak merkezli bir tebliğ faaliyeti içerisinde bulunmuşlar. Bundan dolayıdır ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diğer peygamberlerle başlayıp devam eden ve kendisinde Hatemen Nebiyyin, peygamberlerin sonuncusu olması hasebiyle tamamlanan bu vasfını şöyle anlatıyor. Benim ve benden önceki peygamberlerin durumu bir ev inşa eden kimseye benzer. O kimse evi güzelce yapıp mükemmel bir hale getirmiş, fakat köşede sadece bir tuğla yeri boş kalmıştır. İnsanlar evi gezer dolaşır, hayran hayran seyrederler. Ama o boş tuğlanın olduğu yere gelince şöyle derler: keşke şu tuğla da yerine konmuş olsaydı. İşte ben o yeri boş bırakılan tuğlayım. Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Ve innemâ bu'istu li'ütemmime mekârimel ahlâk. Ben gerçekten güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim buyurmuşlardır. Kardeşlerim, Allah Resulü her fırsatta ashabını ahlaklı olmaya teşvik etmiş, davet etmiş. Nitekim Peygamberimiz Ubade bin Sabit ile beraber bir grup Medineli Mekke'ye geldiklerinde onlarla bir beyatleşme yapmıştı. Akabe biatları dediğimiz bir beyatle onlarla sözleşmişti. Peygamber Efendimizin Medine'den gelip kendisiyle beyatleşen o ashabla hangi konularda sözleştiğine baktığımız zaman bunların tamamen ahlaki ilkeler olduğuna şahit oluyoruz. Allah'a şirk koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocukları öldürmemek, iftira etmemek. Yani genel anlamda hep ahlaki konularda Allah Resulüne iyi bir insan, ahlaklı bir insan olacakları noktasında söz verdiklerine şahit oluyoruz. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali olarak gönderirken, ey Muaz, insanlara güzel ahlakla muamele et tavsiyesinde bulunuyor. Ve ashab-ı güzin, o güzel insanlar da Peygamber Efendimizin bu tavsiyesini harfiyen yerine getiriyorlar. Ve o günden bugüne kadar bütün ümmetin, insanlığın önünü, yolunu aydınlatmış oluyorlar. Kardeşlerim, değerli müminler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o cahili toplumda bozulmuş ahlaki değerleri yeniden inşa etmek, ihya etmek için, ahlaklı bir toplum inşa etmek için
görevini yerine getirirken bizler de onun ümmeti olarak, onun rehberliğinde, onun örnekliğinde, hele hele şu günümüzde ahlaki yozlaşmanın had safhada olduğu şu zamanlarda yeniden onun, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diriltici nefesine çok ama çok muhtacız. Peki bunu nasıl başaracağız? Nasıl ahlaklı bir toplum olacağız? Cevabı gayet basit. Sa'd bin Hişam Hazreti Ayşe annemize soruyor. Ey annemiz, bana Allah Resulü'nü anlatır mısın? Onun ahlakından bahseder misin diye sorunca Ayşe annemiz buyuruyorlar ki, sen Kur'an okur musun? Onun ahlakı Kur'an idi der. Evet, Allah Resulü yaşayan bir Kur'an idi. O Kur'an'ın her emrini, her hükmünü hayatında yaşamak suretiyle bütün insanlığa örnek ve rehber olmuştu. Onun hayatı baştan sona ahlaki güzelliklerle doluydu. Ve her duasında da Rabbine şöyle niyazda bulunuyordu. Vehdini li ahsenil ahlak, la yehdini li ahseniha illa ent, vasrif anni seyyiha, la yasrifu anni seyyiha illa ent. Allah'ım, beni güzel ahlaka ulaştır. Senden başka güzel ahlaka ulaştıracak kimse yoktur Allah'ım. Kötü ahlakı benden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlakı benden uzaklaştıracak yoktur Allah'ım diye her daim Cenab-ı Allah'a niyazda bulunup ona yalvarıyordu. Kardeşlerim, ahlak bir insanın iyi veya kötü vasıfla tanımlanmasını sağlayan huy, karakter, seciye gibi durumlarını ifade eden bir kavramdır. Yani bir insan hakkında bu iyi, güzel bir insan dediğimiz zaman onun ahlaklı bir insan olduğunu ifade etmiş oluruz. Ama bir insan hakkında kötü bir insan dediğimiz zaman onun kötü ahlaklı bir insan olduğunu ifade etmiş oluruz. Bu sebeple İslam ahlakını incelediğimiz zaman temelinde tevhid inancının olduğunu görürüz. Yani İslam ahlakı bizi bir olan Allah'a, la ilahe illallah, yoktur Allah'tan başka ilah inancına yönelten bir huy, bir özellik, bir karakter taşımaktadır. Bu sebeple hasbilik dediğimiz her şeyi Allah için yaşama, biz de Allah'a aitiz, Allah'tan geldik, ona döneceğiz. Hayatımız, yaşamımız, ölümümüz, ibadetimiz, alışverişimiz, ticaretimiz, her şeyimiz Allah için. Yani Allah'ı hayatın merkezine koyarak yaşama bilinci bize İslam ahlakını kazandırıyor. Onun için İslam dininin özünü ahlak oluşturuyor. Biraz önce sohbetimin girişinde İslam'ın ibadet, inanç, muamelat ve ahlaktan oluştuğunu ifade ederken aslında ahlakın hem inancın temelini, hem ibadetin temelini, hem muamelatın temelini oluşturduğunu da ifade etmek isterim. İman ve ahlak ilişkisi İslam'da çok önemlidir. İman tam kalpten bir teslimiyetle, tasdikle gerçekleşir. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bedevilerden bir kısmının imanından bahsederler. Peygamber Efendimiz'in nübüvvetinin son dönemleridir. Vefatına yakın zamanlardır. İslam'ın her tarafa yayıldığı, İslam'ın devlet olduğu, güçlendiği, kuvvetlendiği bir zamandır. Ve bir savaş neticesinde pek çok ganimet elde edilmiştir.
Allah Resulü o savaş neticesinde elde edilen ganimetleri savaşa katılanlar arasında pay ederken, diğer taraftan da kalbi İslam'a ısındırılmak istenen müellefe-i kulub dediğimiz kişiler arasında da taksimat yapar. Tam o sırada Badiye'den, çölden bedevi bir grup gelir. Böyle mal dağıttığını, ganimet dağıttığını görünce, ey Allah'ın Resulü, biz de iman ettik derler. Ve şu dağıttığın ganimetten bize de pay ver derler. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bu kişilerin imanının ahlaklı bir iman olmadığına işaretle ayetini hemen gönderir ve buyurur ki, قَالَتِ الْاَعْرَابُ اَامَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلُ الْا۪يمَانِ Derler ki Bedeviler, biz de iman ettik. Hayır, hayır, siz iman etmediniz. Siz sadece teslim olduk deyiniz. Çünkü iman sizin kalbinize girmedi. Buyurmak suretiyle onların dünyalık menfaat veya ganimet elde etmek için iman ettik dediklerine işaret edilir. İşte ahlaklı bir iman noktasında bu, hiçbir çıkar gözetmeden sadece benim Rabbim Allah'tır teslimiyetiyle yapılan imanı bize hatırlatıyor. Diğer taraftan ibadetler konusunda da ahlaktan yoksun bir ibadetin sahibine kazandıracak hiçbir şey olmadığını dinimiz bize öğretiyor. İbadetlerin en temeli olan namaz ibadetini düşünelim. Namaz, oruç, zekat, hac gibi bütün ibadetlerin temelinde aslında ahlak olması gerekir. Ahlak olmadan yapılan ibadetlerin aslında sahibine hiçbir faydası yoktur. Namaz ibadetini ele alalım. Namaz, günde 5 defa, 5 vakit, sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı, Rabbimizin huzurunda onunla mutat buluşmamız, onunla mutat randevumuz, kulluğumuzu ona arz etmemiz, huzur halimiz çok önemli bir ibadet. Ama eğer bu namaz, günde 5 vakit kıldığımız namaz bizi ahlaksızlıktan, fuhşiyattan, münkirattan alıkoymuyorsa, o namaz ne anlamı, ne ehemmiyeti, ne önemi kalacak ki? Kur'an-ı Kerim'de اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Muhakkak ki namaz kişiyi her türlü fuhşiyattan, münkirattan alıkoyar. Alıkoyması gerekir. Kişiyi kötü ahlaktan, münkirattan, fuhşiyattan alıkoymayan namaz o halde eksik bir namazdır. O açıdan ibadetlerin ahlakla çok sıkı bir ilişkisi vardır. Aynı şekilde oruç. Oruç sadece yemeği, içmeyi, cinsi münasebeti terk etmekten ibaret midir? Yoksa oruç ibadetiyle bizim kazanmamız gereken bir takım o ahlaki vasıflar mı vardır? Elbette orucun bize kazandırması gereken ahlaki vasıflar. Oruçla biz takvaya ulaşalım, Allah'ın kulu olduğumuz bilinciyle yaşayalım gerekçesiyle oruç ibadeti farz kılınmıştır. Hac ibadeti de aynı şekilde. Hac ibadeti de ömründe bir defa müminlerin, Müslümanların kardeşçe, mümince buluşmalarını renk, dil, ırk farkı gözetmeden Allah'ın katında herkesin eşit olduğu kardeşliğin pekiştirilmesi gereken bir ibadet olarak bizi ahlakın zirvesine ulaştırması gereken bir ibadet olduğunu görüyoruz. Hulasa, namaz, oruç, zekat, kurban, kısaca bütün ibadetlerimiz bizim ahlaklı bir şahsiyet olmamızı sağlamak için emredilmiş olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu sebeple değerli kardeşlerim, muhterem müminler, ahlak bir mümin için, bir Müslüman için olmazsa olmaz bir özellik, bir haslet, bir vasıf. Şöyle bir kıssayla biraz renklendirelim sohbetimizi. Bir gün öğrencilerinin haşarılıklarından, yaramazlıklarından, biraz da ahlaksızca tavırlarından
rahatsız olan bir öğretmen çocuklarına bir öğrencilerine bir ders vermek ister ve sınıfa girer. Tebeşirle tahtaya kocaman bir rakamını çizer. Kocaman bir rakamını tahtaya çizince çocuklar der, bakın bu bir terbiyedir, edeptir, şahsiyettir, sağlam ahlaklı bir kişiliktir der. Ve hayatta sahip olabileceğiniz en değerli hazineniz bu birdir. Sakın bunu kaybetmeyin der. Ve arkasından o birin yanına bir sıfır koyar. Ve on olur. Bu tecrübedir der. Ahlakınız tecrübeyle birleşirse daha güzel olur. Ve yanına bir sıfır daha koyar. Bu yetenektir der. Yani ahlakınız, başarınız, tecrübeniz bir araya gelince daha güzel olur. Kaliteniz, değeriniz artar der. Ve sıfır koymaya devam eder. Bu disiplindir der. Bir sıfır daha kor, bu disiplindir der. Bir sıfır daha kor, bu sevgidir der. Ve sıfırlar çoğaldıkça o rakamın değerinin de arttığını ifade eder. Ve arkasından eline silgiyi alır, en baştaki biri siliverir ve çocuklara dönerek o müthiş yorumunu yapar. Çocuklarım der, eğer bir olmazsa, şahsiyetiniz, terbiyeniz, ahlakınız olmazsa bir hiçsiniz, sıfırsınız der. Hiçbir değeriniz olmaz der. Bu sebeple başarı ahlak olduğu zaman anlam kazanır. Yetenek ahlak olduğu zaman kıymetlidir. Sevgi, muhabbet, disiplin ahlakla bütünleştiği zaman sahibine artı değer kazandırır. Şimdi bu değerli kardeşlerim, bu kıssadan hisse kabilinden anlattığımız olayda da ahlak olmadan hayatta yapıp ettiğimiz hiçbir şeyin bize bir fayda, bir yarar sağlamayacağını asla aklımızdan çıkartmamamız gerekir. Yine ahlakın ne kadar önemli olduğunu anlatması açısından şöyle bir hikayemsi ateş, su ve güzel ahlak arkadaş olmuşlar ve birbirleriyle tanışırken demişler ki, önce ateş başlamış söze, bendeniz ateş, kimi zaman karanlıklarda, kimi zaman soğuklarda insanları ısıtırım. Kimi zaman güneşim, kimi zaman bir kor parçasıyım. Ama hoşuma gitmediğinde önüme ne gelirse yakar yıkarım, harap ederim ortalığı diye kendisini tanıttıktan sonra su başlamış söze. O da bendeniz su, hayatın kaynağıyım. Benim yokluğum çok kötüdür. Kuraklık, felaket ortalığı ben olmayınca kasıp kavurur. Bazen ben bir kızarsam sel olurum. Bir de fırtınayla gelirsem ortalığı yıkar dökerim demiş. Ve sıra gelmiş güzel ahlaka. Bendeniz de güzel ahlak demiş. Hayat düzeyinde, hayatın her yerinde benim yerim başkadır. Benim hiç kimseye kötülüğüm olmaz. Ben kimseyi de tehdit etmem demiş. Ve ateş, bu arkadaşlık güzel, bu dostluk çok güzel demiş. Ben sevdim bunu. Peki demiş, birbirimizi kaybedersek nasıl bulalım birbirimizi deyince su demiş ki, eğer beni kaybederseniz bir yerde yağmur gördüğünüzde yaklaşın, ben orada olurum. Ateş demiş ki, eğer beni kaybettiğinizde bir yerde duman görürseniz yaklaşın, gelin beni orada bulursunuz deyince o ders verme adına, ibret çıkarma adına ahlak da demiş ki, sakın ha demiş, siz olun, asla beni kaybetmeyin. Eğer beni kaybederseniz beni bulmanız mümkün olmayabilir. Bu sebeple kardeşlerim, ahlak olmazsa kişinin hiçbir değerinin
kıymetinin olmayacağını bu kıssadan hisse kabilinden anlattığımız olaylar bize özetlemiş oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Ebu Zer'le karşılaştılar. Ona dediler ki, ya Ebu Zer, diğerlerine göre yükte hafif fakat tartıda ağır gelen iki özelliği sana bildireyim mi? Evet ya Resulallah. Deyince Allah Resulü şöyle buyurdu. Güzel huylu olmaya çalış ve gerektiğinde susmayı tercih et. Allah'a yemin ederim ki insanların yaptığı en değerli ameller bunlardır. Kardeşlerim, yine Allah Resulüne soruldu. Ey Allah'ın Resulü, müminlerin hangisi daha faziletlidir? Allah Resulü şöyle cevap verdi. Ahlakı en güzel olandır. İşte ibadetlerimiz, namazımız bizim ahlaken güzelleşmemizi emretmek için farz kılınmış. Günde 5 defa Allah'ın huzuruna çıkmakla mükellefiz, sorumluyuz. Ama 24 saat bir gün boyunca ahlakımızı kaybetmemek üzere ahlaken, ahlakla vasıflanmış bir şekilde yaşamak durumundayız. İmanı bir ağacın kökü olarak kabul edersek, onun meyveleri de güzel ahlaktır. İşte bunlar doğru sözlü olmaktır, insanlarla iyi geçinmektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sahabe-i kiramdan birisine şu nasihatte bulunuyor. Şu 4 şey sende olduktan sonra dünyadaki kaybından sana bir zarar gelmez. Emaneti korumak, doğru söylemek, güzel ahlak sahibi olmak ve helal lokmayla beslenmek. Kardeşlerim, mutlu ve huzurlu bir geleceğimizin temini de ahlaklı, güzel ahlaklı nesiller yetiştirmemize bağlıdır. Yavrularımız, çocuklarımız Allah'ın bize birer emanetidir. Çocuklarımızı küçük yaştan itibaren güzel ahlakla, terbiyeyle yetiştirmek için gayret etmeliyiz. Ya henüz erken, daha küçük gibi mazeretlerle bu görevi geciktirmemeliyiz. Çünkü ağaç yaş iken eğilir. Çocuk huyunu, karakterini, kişiliğini 7 yaşına kadar tamamlar. Bu sebeple 7 yaşına kadar yemeye başlarken Bismillah diyerek başlamayı, yemekten kalkarken, sofradan kalkarken Elhamdülillah diyerek o nimeti veren Allah'a şükretme edebini, ahlakını daha çocukken ailesinde, annesinin yanında öğrenir. Onun için edepli bir nesil, edepli bir toplum yetiştirmek için fırsat eldeyken Allah'ın emaneti olan yavrularımıza sahip çıkalım. Eskiden Osmanlı'da edep, daha ilkokul çağında da iptidaiye dediğimiz daha ana sınıfında öğretilmeye başlanırmış. Ve çocuklara ilk öğretilen kavramlardan, kelimelerden birisi edepmiş, edep. Yani eline, diline, beline sahip olma bilinci. Bu eğitimle verildiği zaman, bu yaşayarak çocuğa kazandırıldığı zaman o çocuktan zarar gelmez. O Peygamber Efendimiz'in tanımıyla el muslimu men selimel muslimune min lisanihi ve yedihi, elinden, dilinden herkesin güven içerisinde olduğu ahlaklı bir mümin, ahlaklı bir Müslüman olma yolunda ilerlemiş olur. Bu sebeple her şeye karşı, herkese karşı edebi takınmamız, edepli olmamız bizim kaliteli, olgun, kamil bir mümin olmamızın en temel şartlarından birisi. Edep bir tac imiş Nuri Hüda'dan, giy ol tacı, emin ol her türlü beladan demiş ya büyüklerimiz. Yani sen edebi kuşan, edepli tavır takın, hayatını edepli bir şekilde yaşa ki başın her türlü beladan, sıkıntıdan azat olsun. Konya'dayız, Mevlana'nın diyarındayız. Mevlana
eğitiminde, Mevlana terbiyesinde, Mevlevilik kültüründe şöyle bir edep anlayışı vardır. Onlar ışığı söndür, kapıyı kapat demeyi bile edepsizlik olarak saymışlar da kapıyı çeviriver, kapıyı örtüver. Işığı söndür demeyi hoş görmemişler, edepsizlik saymışlar da ışığı uyutuver demişler. Yani ahlak onların karakterine, sözüne, diline öylesine sirayet etmiş ki bununla bile, söyledikleri sözle bile ahlakı yaşamaya çalışmışlar. Edepli ol can isen, hakkı bil insan isen, müştakı sultan isen, var edep öğren edep. Rabbim bizleri İslam ahlakıyla ahlaklanan kullarından eylesin. Rabbim bizleri her türlü edepsizlikten, hayasızlıktan muhafaza eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.